Yani dünya nereye doğru gidiyor hocam? Dünya işte bu. İnsan türünün yok edilmesi. Horus'u oluşturmaya doğru gidiyorlar. Horus'u oluşturdukları zaman şunu yapacaklar. Burada dinlerde ikili bir şey izliyorlar. Dünyada global bir sistem İsrail'in kontrolüne girinceye kadar bu mevcut dinler üzerinden ve yeni geliştirdikleri öğretileri buna kaynatarak işte evangelizm gibi şu gibi Müslümanlığı da içine katarak, mesela Müslümanlığı içine katmak ne demek? Onlar Hristiyanlığın içine bu paganlıkla Hristiyanlığı birleştirdiler, evangelizm yaptılar. Şimdi bu evangelizme bizim Müslümanlığın içinden de ögeler katmak istiyorlar. Aslında İslamiyet'i bozmaktır bu. Ya mesela FETÖ, dinler arası diyalog. Sen sağ ol. Yani ben onu söyleyeyim. Yani o Müslümanlık ancak bunun içine öyle sokulabilir, evet. Yani herhalde. Dinler arası diyalogla bambaşka bir iklim yaratılmaya çalışıyor. Şimdi burada farkında olmamız gereken şudur. Temelde bu iş, bu kainatın kendisi mi tanrıdır yoksa kainat mı tanrıdır? Buraya da karar vermek lazım. Şimdi burada eğer birisi diyorsa ya Hristiyanlarla da anlaşalım, şunu da yapalım, bunu, hani sen diyalog dedin ya. Şimdi bunu dediğin zaman karşı taraf kainatın kendisi tanrıdır diyorsa bundan nasıl anlaşabilirsin? Hiçbir şekilde anlaşamaz. Bu zaten gerçek bir şey değil, doğru bir şey değil ama bizim de inanç olarak inancımıza uygun değil. Hani dersin ki ya onun, senin inancın o, doğru olduğu nereden belli diyebilir birisi. Yani inanmayan bir insan diyebilir. Yani sen öyle inanıyorsun ama doğru olduğu nereden belli? İşte ben doğru olduğunu bunun bilimsel mantıki olarak da bu sistemin sonsuz bir döngünün olamayacağını. Sonsuz döngü olursa bunun mükemmel olacağını, bizim niye mükemmel olmadığımızı o kişinin anlatması lazım. Veya sınırlı bir döngü varsa sınırlıdan mükemmele ulaşılamayacağını anlatması lazım. Bu mantık. Lisede bize modern matematik adıyla mantık kuralları öğretildi. Şu şundan büyükse böyle olur, bu bundan büyükse böyle olur. Şimdi burada biz bu çıkarımı yapabiliyoruz. Yani diyoruz ki sonsuz bir sistem varsa bu direkt zaten Allah demektir. Şimdi Allah'ın niteliklerini başka hiçbir şeye veremezsin. Yani ikinci bir Allah vardır dediğin zaman ona bütün Allah'ın niteliklerini vermen lazım. Zaten yapılmak istenen şey o. Yani kainatın kendisi Tanrı'dır dediğin zaman Allah'a ait ne kadar nitelik varsa onlara esmalar diyoruz. Her şeye nüfuz etmiş manalar bunlar. Tam oraya geldik madem, evet. Esmalara girelim. Esmaların faydalarını dinleyelim. Şimdi esma deyince ne anlamalıyız hocam? Şimdi ben de yayında da söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Ben de esma yapıyorum mesela. Esma-ül Hüsna'ları yapıyorum. Evet, çok güzel. Sizinle de konuşmuştuk daha önce de. Nedir esmaların faydaları? Ne kadar sıklıkla yapılmalı? Zararı var mıdır? Zikrin mi diyorsun? Zikrin özellikle. Zikrin zararı şöyle. Sendeki bir yeteneği abartırsan zararlı olur. Esmalar bizim yeteneğimizi mi geliştiriyor? Evet, oradan başlayalım. Yeteneğimizi geliştiriyor. Şöyle bir şey. Şimdi esmalar ne demek? Mesela bardak içinde su var. Bu bardağı ben mesela bu suyu topladığı için bunda cami esması var derim. Yani toplayıcılık esması. Şimdi bu bardağın bir özelliğidir bu. Ama ben bunu bu şekilde göremiyorum. Bardağı görüyorum, suyu görüyorum. Ama bu mana bunda olmasaydı bu bardakta, toplayıcılık özelliği, bu suyu toplayamazdı. Bu bizde de var. Hayvanlarda da var. Canlı cansız her şeyde var. Her şeyin bir kapasitesi var. Bu bardakta diyelim ki 5 tane böyle mana var. Bunların isimleri var. Allah'ın, bunlar ilahi isimlerinden kaynaklanıyor. Bu bardak o şekilde vazife görüyor. Mesela elimde bir avuç bilye var. Şuraya attım. Bilyeler bir tanesi oraya gitti durdu. Bir tanesi bu tarafa gitti. Bir tanesi stüdyonun ucuna kadar gitti. Bir tanesi de geriye gitti. Şimdi sana soruyorum. Diyorum ki Türker Bey, o bilye oraya gittiği halde bu neden buraya gitti? Ne vardı? Şöyle bir şey söylemen lazım. Dini açıdan bunu şöyle açıklayabilirsin. Allah o bilyeye oraya gitmesini vahyetti. Buna da buraya gitmesini vahyetti. Bunun bilimsel açıklaması şu. O bilyanın kurşun muydu, neydi, çelik miydi? Bir yapısal özelliği var. Atomik özellikleri var. Neyle karşılaşırsa, hangi şartlarla, hangi sıcaklıkla, hangi etkenle karşılaşırsa ona nasıl tepki vereceğini biliyor. O özellikler onda var. O işte bu manalar, bunlara esmalar diyoruz. O bilyanın esmaları o. O yerin de esması var. Havada atarken o havanın da esması var. Benim elimin de esması var. Bunların bileşkesinden etkileşim doğduğu zaman herkes kendi kapasitesine göre, yeteneğine göre karşısına çıkan duruma tavır alıyor ve o oraya gidiyor, o da oraya gidiyor. Şimdi biz aynı şeyi yapıyoruz. Bizde ama şu fark var. Bu diğer maddelerde ve hayvanlarda sınırlı sayıda Allah'ın isimleri var. Ama bizde hepsi var.
Hepsi var derken şöyle. Hepsinin potansiyeli var. Hı-hı. Ama üst üste çıkarak diyelim ki 50 tane esma açık, 50 tanesi de kapalı. Kapalı derken onlar çalışmıyor. Yani senin yeteneklerin az o konuda. Diğerleri de üst üste çıkarak hiyerarşi, bir tane üst tepesinde bir tane yönetiyor. Mesela cabbariyet. Sen her şeyi zorlayarak yapmaya alışmışsın. Kaba kuvvet. Diyelim ki mafyanın çocuğusun. Mesela zorlan işini yürütüyorsun, kolay da geliyor. El cebbar. El cebbar. Şimdi orada sen bu zorlamayla yürüterek acaba nereye kadar gidebilirsin? Burada senin karşına senden daha cabbar birisi çıkarsa ki bu cemali, celali dediğimiz tip esmalardır. İki ana kategoride esmalar. Bir kısmı zorluk çıkartan, bir kısmı kolaylık gösteren, uygunluk gösteren. Şimdi celali esmalarda şöyle bir şey var. Zorladığın zaman karşı taraf eğer seni daha fazla zorlarsa onu daha fazla zorlaman lazım. Bu kısır bir döngü oluşturuyor. Bunun sonu yok. Burada bunu dengelemek için cemali bir esma üretmen lazım. Kendini de dengeleyebilmen lazım. Mesela diyelim ki bu mafyanın bir şeyiydi. İşlerini öyle görüyordu. Bir yere kadar gitti. Devlet gücüyle karşılaştığı zaman orada iflas etti. Şimdi orada onun yapacağı şey, bütün mesela filmlerde görüyoruz Amerika'da mafya nasıl yapıyor. Yavaş yavaş servetini ticari alanlara, daha meşru alanlara kaydırarak kendisine daha bir yer elde ediyor. Bu şu demektir. Celali'de gittim tıkanacağım, biliyorum. Cemali sisteme döneyim. Kendime katayım. Peki şimdi Allah'ın orada 99 isminden bahsediyor. Evet. Hani belki bilmeyenler olabilir esma nedir diye. Hem isme göre de esma var değil mi hocam? O ismine göre buluyoruz onu. Hesaplama tekniği. O hesaplama tekniği. Bir de her 99 ismin zikrederek farklı anlamlarda bizim yeteneğimizi mi geliştiriyor? Evet. Nasıl geliştiriyor? Şöyle yapıyor. Sen şimdi hanım sana dedi ki akşam dedi işte bir şeyler yapacağım. Domates al, un al, yağ al, şunu al, bunu al. Evde de biraz malzemeler var ama onlara ek olarak olmayanları senden istiyor. Sen de yazmadın, not etmeden akşam gelirken 3 tanesi aklında kaldı. En önemlisini unuttun, yağı unuttun. Hı. Yağsız bir şey olmuyor. Aldın öbürlerini gittin, bir de dedin ki ya evde olup olmadığını da bilmiyordun. Hanımın söylediklerinden de farklı. Dedin bu da yoktur, bunu da alayım. 10 kilo da ondan aldın. Şimdi bir gittin eve, zaten o 10 kilo aldığın var. O da bozulacak, kokacak bir şeyse. Hanım şimdi evde de 10 kilo var, sen de 10 kilo aldın. Bir de yağ almadın. Zaten yapacağın şeyi yapamıyorsun bir. İkincisi bir de derdin çoğaldı. Bozulacak olan bir şey fazlalaştı evde. Onu nerede saklayacaksın, nerede tutacaksın, nasıl yapacaksın? Şimdi bu esmalar böyle. Senin bir yeteneğin var. Ama kapalı bir yeteneğin de var. Yani potansiyelin var fakat çalışmıyor. Şimdi onu açman gerekirken, dengelemen gerekirken tutuyorsun bu yeteneğin üstüne, bir daha onu zikrederek onu daha abartıyorsun. Bunu abarttığın zaman bu İşe yaramadığı gibi senin kafanı da karıştırır. Yani, zararı nasıl oluyor? Zararı şöyle olur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela peygamberler Allah esmasındadır. Allah esmasında bütün esmalar dengelidir. Yani hepsi aynı seviyededir. Hepsi de Allah isminin etrafında toplanmıştır. Şimdi peygamber mükemmelliğe ulaşmış insan olarak kabul ediyoruz. Ve dengeli, itidalli deniyor ona. Bütün esmaları dengeli. Yani bütün yetenekleri açık. Ve hepsini kullanabilir. Ve bir de bir yetenek açıldığı zaman diğer yeteneklerin hepsini de etkiler. Değiştirir yani şeklini. Şimdi buradaki şey şu. Bizim ulaşmak istediğimiz şey budur. Mesela Hazreti Yusuf şeye girdiği zaman mahkum arkadaşlar ona işte bizim de rüyamızı tabir eder misin falan dediği zaman onlara rüyanızı tabir ederim dedi. Ama dinleyin bir şey anlatacağım dedi size. Şunu söyledi. Ayrı ayrı Rableri edinip onların peşinden gitmek mi daha iyidir? Rablerin Rabbi olan Allah'ın peşinden gitmek mi daha iyidir? Siz Rablerin Rabbi olan Allah'a yönelin. Şimdi burada söylenen şeyi İbn Arabi şöyle açıklıyor. Burada anlatmış olduğu Rabler diyor, bizi yöneten esmalardır. Rab demek yönetici demek zaten. Bizi yöneten baskın yeteneklerdir. Biz farkında olmadan doğal akışımız içerisinde bir karakterin peşinden gidiyoruz. Yaratılışımız da öyle. Yani bu genetik olarak da psikolojik olarak da var. Bize bir de yetiştiğimiz ortamdan da oluşuyor bu. Ama bunu tabii Allah manalarla seni yöneten bir manayı tepeye koyuyor. Onun peşinden gidiyorsun. Onun amacı şu. O senin Rabbin oluyor. Ama burada bizim yapmamız gereken şu. O Rabbin yeteneğini diğer
Rablerin yeteneğiyle, yani esmaların yeteneğiyle dengeli hale getirip Rablerin Rabbi olan Allah'ın yoluna ve yönetimine koymak. Yani bu zikirler bunu yapıyor. Yetenek açma dediğimiz şey bu. Hı. Yani peygamberlerin ulaştığı yere ulaşmak için gayret ediyoruz. Mesela ben daha başarılı olmak istiyorum. Evet. Gibi. Şimdi ne yapmak gerekiyor o zaman? Şimdi mesela esnaf var dükkanında, satış yapıyor. Farkında olmadan, yeteneği öyle, sert adam. Biraz müşteri kurcalayınca fiyatı şunu bunu işte bunun burası bozuk mu şöyle kırık mı falan filan kablosu var mı derken ona sert davranıyor. Ondan sonra müşteri de gidiyor. Ya da alırsa bir daha gelmiyor dükkanına. Şimdi ondan sonra oturuyor bu diyor ki ya ben ne zikretmem lazım? Bakıyor internetten ya Rezzak zikredeyim. Rızk onun, anlamına yani. Ha, rızkım çoğalsın. Evet. Şimdi kafasına göre. Şimdi onun ihtiyacı ya Rezzak değil ya Halim. Çünkü onun yumuşak huya ihtiyacı var. O yumuşak huyu yaptığı anda o müşteri zaten gelmiş ona satıyordu. Onun için satamadı yani. Nasıl tespit edecek bunu peki kendisi? Şimdi onu şöyle kendi kendisini tespit eden biz hesaplamayı tespit ediyoruz ama başka bir yöntemi daha var. Nedir? Yani o şöyle alacak 99 tane esmayı önüne. Hepsini birkaç gün ayıracak onlara. Mesela önce bir tanesini alacak ya Ehad. Bunu 100 kere zikredecek. 25'e geldiği zaman duygusuna bakacak. Hoşuma mı gitti? Sıkıntım verdi. Sıkıntı hmm. verdiyse ona mesela S harfi yazsın yanına. O sıkıntı verenlerin üstüne gitsin. Hepsinin 99'unu yazsın. Hoşuna gidenleri de bilgi olarak alsın kendisine. Bu sıkıntı verenleri hoşuna gidinceye kadar zikretsin. Hmm. Güzel bir yöntem. Sıkıntı verenin üstüne gitsin. Sıkıntı verenin üstüne gitsin. Hoşuna gidinceye kadar zikretsin. Çok sıkıntı veren var, az sıkıntı veren var. Mesela alıyor 15'e geliyor. Ben bundan sıkıldım bunu zikretmek istemiyorum diyor. Başkaya geçiyor hoşuna giden. Halbuki hoşuna giden şu demek. Evde bulunan malzeme demektir. Onu sen dışarıdan çarşıdan alıyorsun. Gene de ondan yağ yapamıyorsun, şey yapamıyorsun. Ya bunu şey derler mesela hani çok zikre girerseniz işte üç harfler rahatsız edebilir gibi bir durum. Doğru mudur hocam bu? İşte bu üç harfler rahatsız ettiği dedi o. Yani kafası karışıyor. Kendi yeteneğini abartıyor. Kendi sistemindeki zaten var olan yeteneğini fazlalaştırıyor. O yetenek mesela cebariyet yeteneği varsa ne yeteneği varsa onu abartır o. Hmm. O cebariyet varsa daha cebbar oluyor. Farkına da varamıyor. Karşı tarafta diyor ki ya adam ne biçim... Mesela ben ya Habir zikrediğini yaptığımda tamam. Sıkıntı yaşamıştım hocam. Şimdi ya Habir şöyle. Öğrenmek gerekmeyen haberi öğrenirsen ne yapacaksın? Öğrenmen gerekmeyen haberi öğren. Bir bilgiyi öğrendin. Sıkıntı verir. Sıkıntı verir sana. Açıklasan bir türlü, açıklamasan bir türlü. Kalırsın iki arada bir yani arada. Onun üzerine mi gitmem lazım o zaman? Ay şimdi ya Habir'i dengeleyecek bir şey bulacaksın. He. Ya Habir sende yeteneği az olan veya potansiyelde olup da çalıştırmadığın bir yetenek. Mesela diyelim ki ya Halim esması sende yok veya ya Cebbar da olmayabilir. Yani zorlayıcılık yoktur veya yumuşak huyluluk yoktur. Veya başka bir esma yani işte Bedi mesela mükemmel yaratım veya ya Musavvir tasavvur etme. Tasarım yapma. Mesela sen o haberi öğrenirsin. Musavvir esmasını zikrettiğin zaman sende öyle bir tasarım yapma yeteneği olur ki o haberi nasıl hiç kimseye bulaştırmadan anlatabilirsin de yani. En şeyini de söylersin. Yani haberin en ayrıntısına kadar da girersin. Sansasyon da yaparsın. Sana da hiçbir zarar da gelmez. Toplumda da hiçbir kargaşa da olmayacak şekilde o haberi verebilirsin. Peki diyelim ki borcunuz çok var hocam. Evet. Borcunuz varsa ne yapmak lazım? Borcun varsa işte bu... Yine kendi yeteneğinize göre mi? Yoksa yani ben bu borcu ödemek için o neydi mesela ya... Şimdi borcun varsa... Rafi değildi değil mi? Borcun varsa önce birincisi Allah'ın bize vermiş olduğu bir şey var. Emirler, yasaklar zinciri var. Sana diyor faiz yasak diyor. Hmm, önce onlara dikkat edeceksin. Kredi kartı kullanmayacaksın diyor. Yani faiz yasak. Faize girmeyeceksin. Ne alacaksın ne vereceksin. Borca girdiysen zaten sen faizle iş yapmışsın yani. Bir kere ona tövbe edeceksin. Tövbe şu demek. Hata yaptığın noktaya ister aradan 10 sene geçse bile. Ben bunu fark ettim 10 sene önce bu hatayı yaptım buradan geri dönüyorum. Zaman yolculuğu yapıyorsun aslında tövbe ederken. Buradaki bu kavşağı değiştiriyorum öbür kavşağa giriyorum diyorsun. Allah da sana şöyle bir şey yapıyor. Eğer sen burada samimisen diyor. Senin girdiğin kavşakta önüne çıkan bütün şeyleri değiştiriyorum. Buradan doğru gidecek olan kavşaktaki bütün
kaderi sana veriyorum. Önce tövbe edeceksin. Samimi tövbe. Bir Müslüman tövbe. Olarak önce tövbe ya, edeceksin. Önce zaten şeriat kuralı. Yani şeriat kuralı derken dinin bize adamı öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Faiz yemeyeceksin. Bu askerlikten kaçmayacaksın. Bunlar yani savaştan kaçmayacaksın. Şimdi bu temel kuralları bir kere uygulayacaksın. Onu uygulamadan sen istediğin esmayı zikret. Olmaz mı? Faydası olmaz. Zaten bu esmaların saatleri, vakitleri de var değil mi hocam? Yani saatleri... her önüme geldiğinde ben esma yapabilir miyim? Yani yaparsın da şöyle tavsiye edilen şeyler var. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Mesela Hazreti Davud şu saatlerde zikrini yapardı diyor. İşte Kur'an-ı Kerim kendisinin söylediği şu saatlerde yapın. Mesela sabah namazı okunduktan güneş doğuncaya kadar zaman aralığında, bir de ikindi ile akşam arasında. Bunları yaparsan daha isabetli olur. Sayısını hesaplıyoruz, buluyoruz. Senin mesela senin isminden, anne isminden, doğum tarihinden. Ben sana diyorum. Mesela benimkini hesaplayabilir misiniz şu an hocam? Hesaplarız ama yanımda kağıtlarım yok. Ha, yazdım, tamam. Yani tahtaya mı yazmanız gerekiyor? Ha, şeyler lazım. Şeylerim yok. Onu anladım. Bilmeden geldim yani. Tamam, tamam. Ama bunu zaten programda kendi YouTube kanalınızda falan da insanlar bulabilir muhtemelen. Yapıyorsunuzdur bu tür şeyler. Yapıyoruz. Kitaplarım da var. Bir önceki programımızda da var. Hocam var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Yani bunlar. Evet. Yani temelde şudur söylemek istediğim şey. Bütün olayların aslı, bizim şimdi Deccal dönemine biz giriyoruz. Yani aynı zamanda Deccal Mehdi dönemi bu. Mehdi dönemi. Burada ayrıca fiziksel bir fenomen de var bak. Onu da söyleyeyim. Burada kutupların yer değiştirmesi olayı var. Burada balık çağından kova çağına giriyoruz. Son derecesine giriyoruz. Yani son yani, 72 senesine giriyoruz. Son 72 senesine giriş tarihi 2028. Ne oluyor girince hocam? 2028'e girince şöyle bir şey oluyor. Bu 2028'den 2100'e kadar balık çağının son derecesi. 2100'den 2170'e kadar da kova çağının ilk derecesi. Ama burada Kehf suresini şey yapsaydık, orada yani zamanımız yetmedi. Burada bize şu anlatılıyor. Balık ölmüşken tekrar dirilecek. Yani kova çağına girmeden tekrar sistem geriye dönecek ve balık çağından devam edecek. Yani güneşin etrafında dünyanın dönüşünün şekli değişecek. Bu da kutup kaymasıyla olacak. Kutuplar değişecek. Fiziksel olarak bütün yani bereketli yerler kurak olacak. Kurak yerler bereketli olacak. Gıda çok önemli olacak. Bu dönemde işte İsrailoğulları atağa geçiyorlar bir dünyayı. 2028'den sonra mı İsrailoğulları atağa geçiyorlar? 2028 ile 2170 arasındaki 140 sene. Şimdi biz o Deccal dönemi işte zaten bu. Peki Türkiye hocam? Yani onu Türkiye'nin üzerinden söylemeyelim. Yani genel olarak peki baktığınızda? Genel olarak şöyle 2028'e kadar iyi gidiyoruz. Ondan sonra sistemler dağılma emareleri gösterebiliyor. Enteresan. Evet. Avrupa peki çok Amerika içecek. Birleşik Devletleri özelinde? Ya orada bütün mesela dünyada... Mesela Trump Amerika'nın son başkanı kehanetleri var mesela. Yok öyle bir şey yok. Yani bu Deccal sistemi olacaksa zaten bunun önderi Amerika. Yani bu Deccal sistemi de dünyayı tek devlet yapmadan bırakmıyor yani. Kendi pagan görüşüne göre tek devlet. Bu bir kere İsrailoğulları o bölgede bir şeyler yapıyorlar. Amerika onu destekliyor. Ha, sonraki dönemde İsrail siyasi olarak da askeri olarak da ama siyasi olarak önemli. Yani siyasi olarak şu anda İsrail devlet olarak kimse kabul etmiyor. Gücünü de kabul etmiyor. Saygınlığı da yok. Askeri gücü var. Bir şeyler yapıyor ama Amerika'nın gölgesinde yapıyor şu anda. Amerika'yı ortadan kaldırabilecek kapasitede bir siyasi güce kavuştuğu zaman o Amerika'yı da ortadan kaldırabilir. Onu zaten hedefliyor. Oo. Tabii. Çok enteresan şeyler yani, söylüyor. O zaman 2028'e dikkat. Onun denemeleri var şu anda. Çin'le yaptığı bu ticari bağlantılar falan hep onun denemeleri. Bu Illuminati bir kanattan gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Kudüs'te kurulan krallıkta dedik. Kralı koruyan şövalye teşkilatı kuruldu. Bunun adı Siyon'du. Bu kralı koruyan. Bunu baktılar dediler ki bu şimdi kralı koruyan adı da şey bu bir sürü işlere girecek askeri şu bu falan adam öldürecek şunu yapacak bunu yapacak falan bu karıştırmayalım. Bunun bir askeri kanadını kuralım buna tapınak şövalyeleri dediler. Siyon'un içinden çıkmadır o. Bu Siyon hala devam ediyor Siyon de Pior adıyla bu tapınak şövalyeleri evrimleşti. Masonluğun içine girdiler ikisi de yerleştiler ve oradan Illuminati diye ayrı bir kanal çıktı. Bu Illuminati direkt pagan sembollere atıf yaparak fakat soy bağı gütmeden ve bu Siyonlarla anlaşamıyor bunlar. Bunlar diyorlar ki bizim kanımızdan bir şey yönetmesi lazım dünyayı. Önce Avrupa'yı dediler sonra dünya oldu. Onlar
Bu anlaşma sağlandı. Ne zaman sağlandı? Bunlara Siyon protokolleri dendi. Bunlar bir Rus generalin kızının günlüklerinde bulundu Rusya'da. Sonra bunu araştırdılar, sahte dediler, bilmem ne dediler falan filan. Çünkü masonluğun içinden çıktığı anlaşıldı. Bu belgeler bunlar. Ondan sonra Fransa'da da devlet kütüphanesinde belgelerin bir kopyası daha bulundu. Sonra bu Avrupa'ya yayıldı, sansasyon oldu acayip. Burada çok acayip şeyler var. Dünyayı nasıl şekillendireceğiz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Devletleri içinden nasıl çürütürüz? Neyleri gaza getiririz? Bugün de aynen oraya bak. Orada yazılanlara ben fazla girmek istemiyorum. Yani bu işte kadın haklarını savunmaktan tut, eşcinsel haklarını savunmak, hepsi o günlerde belirlenmiş. Evet. Ha, ben bunları demiyorum. Mesela işçi hakları da var. Ama sen bana dersen ki ya işçi haklarını savunmuyor mu kardeşim? Savun. Savun da bunu öyle bir savun ki devletinin içinde birbirine düşman yapacak şekilde savunma. Hocam o zaman bu mevzu bayağı uzun bir mevzu. Çok uzun. Bunu hem Nevarne Yok'un canlı yayınınıza geldiğinizde konuşuruz. Hem de bir sonraki YouTube programımızda konuşmuş oluruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. YouTube kanalımızda Serhat Ahmet Tan'ın konuk ettiğimiz bölümün sonuna geldik. Her hafta farklı konuklarımız olacak. Hem bu biraz bilinmeyenlere yolculuk yapacağız. YouTube'da olmamızın vermiş olduğu rahatlıkla her şeyi konuşacağız. O yüzden Ne Var Ne Yok'un YouTube kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Programımızsa Beyaz TV'de Perşembe akşamları 23.30'da yine yayınlanmaya devam edecek. Hoşçakalın.